Şimdi aslında iç içe geçmiş birbiriyle de böyle temas eden konular bunlar. Yani Ekrem İmamoğlu The Economist'i yazıyor. The Economist'i yazarken sonuçta nihayetinde The Economist'in okuyucularına, takipçilerine sesleniyor. Türkiye kamuoyuna değil, oradaki takipçilere sesleniyor ve öne çıkardığı başlıklarda bu şekilde işte Türkiye'nin rotası yeniden demokrasiye doğru sağlam bir şekilde yöneldi diye bir perspektif. Financial Times söz konusu yine, orada da bir şey var. Bütün bunları hani alt alta koyduğumuzda bir yeni siyasal konsept, yani şu denkleme benzer bir şey. ABD'de aslında Trump'la birlikte veya işte İngiltere'de Boris Johnson'la birlikte yaşanan bir şey. İşte bir yanda böyle popülist, sandıktan çıkmış otoriter liderler, öbür taraftan da onlara karşı geniş bir blokla muhalefet eden liberal adaylar modelinin böyle Türkiye'ye evrildiği ve orada da hani buranın şeyi de benim, ne derler, o sandıktan çıkan otoriterle mücadele edecek kişisi benim diye seslendiği bir yapı mı? Bir kere bu Türkiye siyasetinin gerçekliğiyle veya dünyadaki tartışmayla ne kadar örtüşüyor? Öbür taraftan da hakikaten önümüzdeki süreç bu denklem, bu analoji üzerinden mi yürüyecek? Öyle mi görünüyor? Şimdi böyle bir yazı Türkiye medyasındaki herhangi bir mecrada yayınlansa ya da ifade edilseydi bugün akşam işte Türkiye'nin gerçekten otoriterlikten demokrasiyi tercih edip etmediğini, buradaki otorite tarifinin, otoriterlik tarifinin, demokrasi tarifinin ne olduğunu, 2023'te işte AK Parti, Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçen seçmeni 9-10 ay sonra birdenbire hidayete erip, yani biz arkadaşlar aslında daha önce otokrasiyi onaylamıştık ama bugün demokrasiye geçişi ilan ediyoruz mu dediğini tartışabilirdik. Fakat bunu bugün tartışamayacağımız bir zemini var bu başlık altında. Yoksa elbette bunu tartışalım da. Ben şimdi Sayın İmamoğlu'nun yaptığını ve ekibinin yaptığını bir doğru yere oturtmaktan yanayım. Yoksa hem Osman Sert'in hem Gürbüz Evren'in söylediklerine zaten genel olarak katılıyorum. Hani dünya medyasında, uluslararası medyada yer almak size mutlak manada artı getirir getirmez. Bu bence başka bir tartışma. Ama bence asıl tartışma şu. Neden Sayın Ekrem İmamoğlu önce Financial Times'ta, ardından The Economist'te bu tür mesajlarının yansımasını istiyor? Bence temel soru bu. Ve bu sorunun da bence şöyle bir zemini var. Bauman'a aitti bu. Şu Gazze'de yaşanan krizden sonra Batılı entelektüellere atıfta bulunmamaya dair kendime bir söz vermiştim ama önemli olduğu için aktarmak istiyorum. Şöyle diyordu çağın özelliklerinden biri olarak. İktidarların yerelleştiği, siyasetin ise küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. Şimdi bunun doğruluğunu yanlışlığını da ayrıca tartışabiliriz. Bu bence çok önemli bir çerçeve. Ama anlıyorum ki Sayın Ekrem İmamoğlu burada verdiği mesajlar, Financial Times'taki temel mesajı bana sorarsan çok da rahatsız ediciydi. O tarafını da söylemek durumundayım. Sayın Cumhurbaşkanı da siyasi ömür biçiyordu orada. Eğer bu hatalarını tekrarlarsa siyasi ömrü kısalır falan gibi bir mesajı vardı. Burada da işte bildiğimiz işte Türkiye'nin rotası yeniden demokrasiye dönüyor mesajı vermiş. Bu mesajlar gayet açık bir biçimde Ekrem İmamoğlu'nun 2019, 2023, 2024 süreçlerinde belli işte büyükelçilikler, konsolosluklar vesaire düzleminde yaptığı görüşmeler, buralar üzerinden kendisine yöneltilen bütün eleştirilere rağmen geri adım atmadan yapıp ettiklerini savunmasından bugüne kadar uzanan bir silsilenin, bir aklın sonucu. Bu siyasi akıl şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki biz buradaki iktidar denklemini küresel dinamiklere de mesaj vererek ve aynı zamanda da gayet bunu da açık söyleyeyim, dili olsa tartışabiliriz arkadaşlarımıza. Bu dinamiklerin de desteğiyle sağlayacak bir zemini oluşturuyoruz. Bu yazışmaların, ya yazışma değil affedersiniz, söyleşi ya da makalelerin başka bir mantığı yok. Yani yoksa bunu Türkiye'de vermemeniz için de bir neden yok. Yani şimdi The Economist'te Türkiye demokrasiye doğru yöneldi dediğinizde Türkiye'ye dair bir övgüde mi bulunuyorsunuz? Ha, kimse tabii kendi açısından ben Türkiye'yi övmek ya da yermek zorunda değilim diyebilir. Bu herkesin kendi tercihidir ama yani Türkiye'nin kendi içinde devam edebilecek bir tartışmayı uluslararası mecralara taşıyorsanız o mecralar üzerinden bir beklenti içindesiniz demektir. Bu gayet açık ve Sayın İmamoğlu hattı da bunu kullanıyor. Şimdi bu akıl yürütme onlara zarar getirir, kar getirir meselesinde de ben de kendilerine çok böyle büyük bir kar getireceği falan kanaatinde değilim. Bu elbette onların problemi. Türkiye'nin mecrası ya da yönü demokrasiye doğru mudur, otoriterliğe mi doğrudur? 2017, 18,
2019, 23 ve 24 seçimlerinin her biri bize bu konularda ne söylüyor, bunu ayrıca tartışalım. Fakat Sayın Mansur Yavaş'la ilgili tartışmada bir şey söylemek istiyorum. Buradaki anlam haritasının farklılığında önemli bir nokta var. Çok net aslında bu. Bizim sadece İstanbul seçimlerine yüklediğimiz anlamla ilgili değil bu. Burada Cumhuriyet Halk Partisi, daha geniş ölçekte muhalefet ve muhalif kamuoyunun Mansur Yavaş'la Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bağla Ekrem İmamoğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bağ yüklediği farklardan kaynaklanıyor bu. Başka bir deyişle şunu söylüyorum. Bu kamuoyu ve bu kamuoyunun oluşturduğu medya gücü, sosyal medyada dahil, bize şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi zemininde yürüyebilecek ve geleceğe dair bir hattı olan Sayın İmamoğlu'dur. Biz onu Cumhuriyet Halk Partisi hattında görmüyoruz Sayın Yavaş. Yani böyle bir ayrımdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla az önceki rakamlara yansıyan hikayenin bence böyle bir arka planı da var. Kaldı ki yeni hikaye meselesine de bir giriş yapmış olayım. Bunu sonraki turlarda herhalde tartışacağız. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de değişime hazırlandığı en şey ifadesi bu olabilir. Hani tutarlı diyeyim ben kendi açımdan söylüyorum. Henüz ben orada değişime dair bir yönelim, güçlü bir mesaj ve geleceğe dair gerçekten Türkiye'yi yönetmeye dair bu anlamda tutarlı bir hikaye görmüyorum. Bu hikaye yazıp yazamayacağını da göreceğiz önümüzdeki dönemde. Sayın Özgür Özel'in teknik direktör ifadesini bir parça geride durmak falan gibi yorumladığımız gibi şöyle de yorumlayabiliriz. Yani bu sürecin aynı zamanda kumandası bende. Yani şu ise futbol terimleri üzerinden konuşacaksak çok yanlış yerlere de gidebilir. İstediğimde ben o forvetleri kulübede de oturtabilirim demek. Hani bunu uzatabilirim ama uzatmak da istemiyorum böyle bir şey. Ki zaten bütün metaforların böylesi bir şeyi vardır, sıkıntısı vardır. Yani evet evet. Çünkü yani çok da tutarlı teknik bir çerçeve direktör, değil. Özgür Özelse kulüp başkanı evet. Kim? Daha yukarıdakiler, İcardi, iradeler kim diye çıkar. Onun için metaforları ya bağlamında tutacağız. Icardi'yi yedek bırakamaz. Bu bize şunu da söylüyor ama. Bırakır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmüyor. Öyle bir gerçeklik var Can. Hayır, hayır. Öyle bir gerçeklik var. Icardi'yi kadro dışı bırakma gerçekliğinden bahsettim yani. Ha, pardon. Eksik duymuşum. Yok yani hiçbir tamam, teknik direktör skorer bir oyuncuyu kenarda oturtamaz. Gücü yetmez diyor. Evet, bizim Can teknik Şerik'te. Direktörümüz yapıyor. Batu Şua'yı hiç ilk 11'de başlatmıyor ama neyse bu konuya girmeyelim. Tamam. Şöyle yapalım isterseniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim hikayesinin ne olduğunu, ne olmadığını, Türkiye'nin devlet-siyaset ilişkisi anlamında nereye geldiğini, 2024'te ortaya çıkan sonuçların bu dengeyi ya da yakınlaşmayı veya devlette siyaset arasında mesafe kalmadığı iddialarını değiştirip değiştiremeyeceğini ayrıca konuşalım. Ve tekrar söylüyorum, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizzat kendisinde, genel başkanında, forvetlerinde, hadi onun ifadesiyle söyleyelim, ve Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunda buna dair böyle bir hikayenin ipuçlarını verecek hiçbir şey duymadım, okumadım şu ana kadar. Kaçırdıysam da onlar beni bağışlasınlar.